Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yaz tatilimiz, resmi olarak bir yaz tatilimiz başladı. Ben de biraz mola vermek istedim. Tatile gidiyorum yaklaşık bir haftalığına. Sicilya'da gezeceğiz birlikte. Umarım siz de bu videolardan zevk alırsınız. Görüşürüz. Arkadaşlar an itibariyle A1 düzeyi İtalyanca biliyoruz. Treni, trains, arrivals. So yarısından çoğu aynı. Bir amca biri selam veriyor. Çektiğimi gören herkes bir selam verme modunda. Arkadaşlar merhaba. Hepinize Sicilya'nın Palermo şehrinden merhabalar. Şu an Verdi Meydanı'ndayım. Arkamda görmüş olduğunuz devasa bina Sicilya'nın en büyük opera binası. Birazdan turlu bir rehberli bir gezi yapacağız. İtalya'nın en büyük 3. opera binasıymış. Normalde konserler vesaire gibi şeyler oluyormuş. 2 gün önce bir konseri kaçırmışız. Mozart konseri. Çok üzgünüm şu an. Bu arada hava 36 derece, yanıyoruz. Bildiğiniz çok 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 sıcak. Ama güzel. Hollanda'nın soğuğundan sonra sıcak bir ülke görmüş olmak iyi geldi açıkçası. İçeride görüşürüz. Her durumda arkadaş yapma yeteneğim burada da kendini gösterdi. Arkadaş, tanımadığım eleman bana el sallıyor. Verdi binasının önündeyiz. Bu şekilde. Where do you come from? Really? What the hell, man? Oh my god. I was speaking English. So, your mother is from Turkey? And your father is from? Iran. Iran. And you're Italian? No, I'm from Sweden. Sweden. So you speak Swedish then? Si. Okay. You don't speak Italian? No. Okay.
Arkadaşlar burası St. Petersburg. St. Peters? St. Peters Art Galerisi. Kiliseyle bağlantısı var, Katolik Kilisesi'yle. Eskiden burada sanatçılar resimlerini, heykellerini yapıyorlarmış. Böyle bir ortam. Çanlar var, daha önce kullanılmış bu çanlar. Buranın en önemli adlandırılma sebeplerinden biri de St. Peter Charity olarak geçiyor. Eskiden St. Peter burada insanlarla buluşur. Özellikle zengin insanlar ekonomik anlamda yardım yaparlarmış. St. Peter bu insanları özel olarak bu mekanda ağırlar ve aynı zamanda günahlarını dinlermiş. Bugün St. Peter günü, charity günü özellikle. İnsanlar bugün charity yani yardım, ekonomik yardım yapmanın, fakirlere yardım etmenin önemli olduğunu olduğundan bahsediyorlar. Gördüğünüz gibi elinde bir anahtar var. Bu anahtar da cennetin anahtarı olarak değerlendiriliyor. Fakat o dönemde çok fazla savaş olduğu için St. Peter bir süreliğine de olsa sıkıntılar yaşamış. Arkadaşlar Hindistan trafiğinin ortasına düşmüş gibiyim. Arkadaşlar, Guesipu Dietino, sanırım doğru okumuyor olabilirim, kilisesindeyim. Dua vaktinde geldim, özellikle kişi sayısını görmek istedim açıkçası. Burası yaklaşık 60 yıl sürmüş yapımı ve barok tarzının en iyi eserlerinden biri olarak değerlendiriliyor Sicilya'nın Palermo şehrinde. Sütunlar tamamen mermer. Makarna yemeğini dövüyorlarmış. Bu yüzden makarna yemeğe arkadaşlar merhaba. Aynı meydanın bir de gece halini görmek istedim. Hayır. Hello. Arkadaşlar merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu da akşam tabii ki. Siz de akşam mı bilmiyorum şu an ne zaman izliyorsunuz ama.
aynı meydanın bir de gece halini görmek istedim. Çünkü ışıklanınca şehir malum biraz farklılaşıyor. O yüzden gece halini de görmek istediğim için tekrar aynı yere geldim. Güzel tarafı sokak sanatçıları vesaire gibi böyle etkinlikler var etrafta. Çok ciddi böyle alkol alınan bir ortam yok vesaire. Güzel buldum. Işıklanınca da binalar gene çok güzel şekilde görünüyorlar. Şöyle arkadan göstereyim. Bu şekilde. Şimdilik geziniyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar, gündüz hali mi yoksa gece hali mi diye soracak olursanız kesinlikle gece hali. Bayıldım. Işıklar, binalar, renklendirmeler hepsi harika. Gündüz çok sıcak ve kalabalıktı. Şu an hala kalabalık ama yorucu bir kalabalık değil. O yüzden sevdim açıkçası. Daha böyle dinlenilmesi, sakin bir ortam haline geldi. Bir de binaların böyle ışıklandırılmış versiyonları biraz daha böyle otantik, mistik bir görüntü veriyor. Ay. O şekilde. Görüşürüz. Sokak sanatçılarına doğru ilerliyorum. Burası Nude Fontain, yani çıplak heykeller meydanı denilebilir. Heykellerin hepsi çıplak. Amaç neydi bilemiyorum açıkçası. Ona dair herhangi bir bilgi henüz edinmedim. Bu şekilde biraz önceki bölümde kemancılar vardı. Şimdi de gitar var. Sanatlarca. Kilisenin bahçesinin gece hali bu. Nude heykeller kilise karşıda ve arkamda da gene bir kilise. Fakat kilise sadece hafta sonları açıkmış. Bu amcaların hepsi burada dua ediyorlardı. Onları dua ederken denk geldim. Zikir saatiymiş galiba anladığım kadarıyla. Bu şekilde ilginç bir iletişim oldu. Bayağı bir bilgilendirme yaptılar. Protestanlarmış. Kilisede, arkamdaki kilisede Protestan kilisesiymiş. Kilisenin kapalı olduğu her akşam gelip burada dua ediyorlarmış. Bu yüzden önemli görüyorlar. Kendilerine görev gibi edinmişler açıkçası. Değişik. Arlington, you make